arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel şal modelini çalışacağız modelimizin yapımı oldukça kolay derinlikli şöyle 3 boyutlu bakınız fıstıklı güzel bir çalışma bir tane olarak başlıyoruz. Aynı şekilde birer birer artarak istediğimiz büyüklüğe gelene kadar e, örmeye devam ediyoruz. Hep aynı tekrarları yapıyoruz. Birinci modelimizi nasıl kurdu isek zeminine ve üstünü. Diğerlerini de aynı şekilde çalışıp modellerimizi yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde istediğimiz büyüklük olana kadar örmeye devam ediyoruz. Modelimizin şöyle arkasında görürsek bakınız fıstık kabartılarımızı görmekteyiz. Şöyle evet. Modelimizin yapımına geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak yorum ve beğenilerinizle bizleri desteklerseniz çok çok seviniriz. Sizlerle çalışmaktan zevk alırız. Evet abonelikler tamamen ücretsizdir. Kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Kolay gelsin. Bir tane düğümümü atıyorum. Üzerine 6 tane zincirimi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zincir yuvasının içerisine giriyorum. İçinden geçerek burayı kapatıp minik bir yuva haline getiriyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak yuvamın içerisine giriyorum. İpimi de şöyle gizliyorum. Bir defa alıyorum. İkinci kez çekmiyorum. Tığımın başını bir defa doluyorum. Yuva içerisine giriyorum. Bir defa çekip yarım trabzanımı örüyorum. Bir tane zincirim, iki de trabzanım toplamda üç tane ilmeğimin hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum ve bir, iki, üç zincir çekiyorum. Araya giriyorum, üç tane yarım trabzanımı örüyorum yine bir, ikinci kez çekmiyorum, doluyorum, giriyorum, iki, doluyorum, 3. 3 tane trabzanın bir de ilmeğimizi götürdüğümüz hepsini aynı anda çekiyorum. Şöyle görelim. 3 tane zincirimizi çekiyorum. Yine aynı işlemi bu noktaya tekrar ediyorum. Yuva içerisinde ipimi gizleyerek giriyorum. Başını doluyorum. Bir defa çekiyorum. İkinci kez kapamıyorum. 2 3 3 tane trabzanımı aynı anda çekiyorum araya 1 2 3 zincir çekiyorum 3 tane yarım trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 hepsini aynı anda çekerek kapatıyorum ve şu şekilde ilk sıramızı tamamlamış oluyorum bir tane zincirle kapadım örgümü çeviriyorum ortaya geçiyorum ilmeğimi şu şekilde kaydırarak ve başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 2 tane yarım trabzanımı örüyorum 3'ünü aynı anda kapatıyorum araya 3 tane zincir tekrar 3 tane yarım trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 hepsini tek seferde çekiyorum 2 tane zincirimi çekiyorum Ortada 3 zincirimiz vardı. Tığımın başını doluyorum. İkinci zincirin içerisine girerek bir tane ikili trabzanımı örüyorum. 1, 2. Araya 2 tane zincir çekiyorum. Aynı yere gelip batıyorum. Bir tane daha ikili trabzanımı örüp V'imi kuruyorum. 2 zincir çekip kenara geçip 3 tane yarım trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum, araya 3 zincir, yine 1, 2 ve 3. Tek seferde kapatıyorum, bir zincir çekiyorum, kapatıktan sonra çeviriyorum. Ortaya zincirimin içerisine geçip ilmeğimi şu şekilde kaydırıyorum. Ve 1, 2, 3 zincirim çekip yanına yine yarım trabzanlarımı örüyorum. Üçünü aynı anda kapatıyorum. Araya 3 tane zincir, 3 yarım trabzan, 3. de örüyorum. Hepsini aynı anda çekiyorum. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz işlemimiz bu. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Bir alt sırada hazırlamış olduğumuz V'mizi görmekteyiz. Hemen örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını zincirimden sonra doluyorum. Ve e, trabzanımın bir tanesine yandan giriyorum. Bakın arkayı çevirdim. Örgümün yönü böyle çeviriyorum. Ve giriyorum. 6 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 trabzanımı tamamladıktan sonra her iki V'nin arasında minik bir gözümüz var. Bakınız şöyle görülmekte. Bu minik gözün içerisine 3 tane şöyle içten giriyorum. Gözden şu şekilde çıkıyorum. Başını doladım. 3 trabzanı bu noktaya örüyorum. Aynı yeri. 1 doluyorum. Yukarıdan giriyorum. Bu noktadan çıkıyorum. 2 doluyorum. Şöyle yukarıdan girdim. Üçüncü kez çıktım. Trabzanın birinde 6 tam ortada 3 trabzan ördüm. Sonrasında V'mizin diğer bacağını örmek için döndürüyorum. 6 trabzanımı da bu noktaya örüyorum. 2 3 4 5 ve 6 altısını da ördüm şöyle bakın burası örgümüzün ön yüzü olacak altıyı tamamladıktan sonra yine bu yönde devam ediyorum 3 tane zincirimi çekiyorum ve kenardaki bu yarım trabzanlarımı örmek için ortaya giriyorum bir ördüm ikinci yarım üçüncü yarımı ördüm hepsini tek seferde kapadım 1 2 3 zincir çektim araya tekrar 1 2 3 tek seferde çekip kapatıyorum 1 zincirim çektim ortaya giriyorum ilmeğimi kaydırarak 1 2 3 diyorum ve yeniden kenar sularımızı örüyoruz üçünü kapatıyorum 1 2 3 batıyorum 1 bu kısmı hep aynı yapıyoruz kenar çalışmalarımızı hepsini şu şekilde kapadım ve şimdi fıstıklarımızı doldurmaya başlıyoruz 3 tane zincirimizi çekiyoruz 3 zincirimizi hemen trabzanımızın kenarında bulunan 3 zincirin şöyle altından girerek kapatıyorum tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum ve şu ortasına 2 zincirle yapmış olduğumuz V'nin orta kısmına girerek 3 tane fıstık yapıyorum. 5 defa da sarmış olduğum fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 3 4 5. 2 defa da alıyorum önce sardıklarımı sonra zincirimle birlikte. Araya 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. ikinci fıstığım için 1 2 3 4 ve 5. Önce sardıklarım sonra zincirimle birlikte. 3 defa çektim. 1 2 3 4 5 Önce sardıkları daha sonrasında zincirimizle birlikte 3 tane fıstığımızı da bu trabzanlarımızın içerisine yerleştirdik. Yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen şuradaki bakınız. Tırabzanın kenarındaki zincirime alttan batıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekip kenar suyuma geçiyorum. 1 3 tane yarım trabzan her zaman yapmış olduğumuz gibi üçünü de tek seferde çekiyorum. Araya 3 zincirim tekrar 3 tane yarım trabzanı buralar aynı şekilde zaten bilmektesiniz. Bir tane zincirimi çekip kapadım. Araya geçiyorum. Kaydırıyorum. 1, 2, 3 zincir. Kenarımızı yine aynı şekilde yapıyorum. Hep üst zincir çektim bakınız. 2 3. yapıyorum. Ve tek seferde kapatıyorum. Burası modelimizin arkası. Burası modelimizin ön yüzü. Kenardan modelimizin ortasına yine 3 zincirle geçiş yapıyorum. 3 zincir hemen ilk Bakınız üç zincirin altından kavrayarak bir tane sık iğne. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Diğer sıradaki zincirime geliyorum. Fıstığımın yanında bakınız bir tane sık iğne. Diğer e, ikinci ve üçüncü fıstığın arasına öncesine ve sonrasına yani tam ortanın yanlarına üçer tane sık iğne çalışıyorum. Yani ortadakileri. İki 2 ve 3. Diğerine geçiyorum. Oraya hiçbir şey yapmadan 1, 2 ve 3 en sondaki fıstığımın dibine bir tane sık iğne örüyorum ve başlıyorum 1 2 3 diğer zincirimi geçiş yapıyorum altından sık iğne ile kavruyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve kenar suyumuzu çalışalım 2 3 üçünü aynı anda araya zincirimizi çekelim Tekrar 1, 2 ve 3 çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Ortaya şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. 3 tane zincirimi çektikten sonra 2 yarım trabzanımı yapıp zincirimle birlikte 3'e tamamlayıp kapatıyorum. Araya 3 zincir. Tekrar 2 ve 3 hepsini aynı anda kapatıyorum. Evet bakın. Birinci modelimizi bu şekilde kurduk. Şimdi ikinci modelimiz için zeminimizi hazırlayacağız. Yeniden 3 tane zincirimi çekiyorum. Modelimizi kurmaya başlıyoruz. Şuradaki görmüş olduğumuz şöyle bakın fıstıklarımızın kenarında bir tane sık iğnemiz vardı. Diğer tarafta da aynı sık iğne. Buralara V'lerimizi kurup yeni zeminimizi hazırlayacağız. 3 zincirimi çektim. Tamamın başını doluyorum. Buraya bir tane V'mi örüyorum iki tane zincirimi çekiyorum aynı yere ikinci kez beğimi yapıyorum ve ikinci kez modelime kurmaya başlıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum buradaki 3 tane sık iğnenin ortasına gelerek batıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum diğer 3 sık iğnenin ortasına gelip batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum kenardaki sık iğnemi bir tane D kurmak için bir trabzan, 2 zincir, bir tane trabzanımı örüyorum. Ve üst sırada modelimiz iki sayısına çıkacak. Her sırada birer artışımızı yaparak ilerleyeceğiz. Tekrar üç tane zincirimizle kenar sularımızı yapalım. Dönüşte yeniden birlikte olalım. Örgümüzün arka yönündeyiz. Kenar suyumuzu yaptık. Kenar sularımızdan sonra her seferinde de mutlaka bir, iki, üç tane zincirimiz olacak. Bakınız V'lerimizi kurmuştuk. Örgümüzün arka yönündeyiz. Şöyle ters çeviriyoruz ve örgümüzün ön yüzüne düşecek şekilde modelimizin buradaki gördüğümüz altı trabzan, 3 trabzan, tekrar altı trabzanlık olan bölümümüzü örmeye başlıyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın iki tane V'miz ve iki modelimiz olacak. Ee, kenar suyumu ördüm. 3 zincirimi ördüm. Arkadayım. Şimdi çeviriyorum tığımın başını doluyorum şu şekilde giriyorum birinci trabzanıma ve altı tane trabzanımı örmeye başlıyorum 3 4 5 ve 6 tığımın başını doluyorum tam ortaya bakınız şöyle giriyorum bir yine tam tepeden giriyorum 2 tepeden çeviriyorum ikinci trabzanımın bacağına yine 6 trabzan dolduruyorum 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanı ördükten sonra yine örgümün yönünü çeviriyorum ve 3 tane zincir 1 2 3 3 zincirimi çektim ve hemen batıyorum bakın şuraya batıyorum ortaya 1 2 3 zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum örgümün yönünü çeviriyorum şöyle tutarsanız ya da nasıl rahat ederseniz bu şekilde tutun önce geldiğim yöndeki trabzanımı altısını örüyorum 2 3 4 5 ve 6 yukarıdan girip şöyle alttan çıkıyorum 3 trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 çeviriyorum 6 trabzanımı bu yandan da örüyorum 1 2 3 4 5 6 6'yı bitirdim çeviriyorum 3 tane 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve kenar suyumun olduğu bölüme geçişimi yapıyorum arasına 3 zincir ve devam ediyorum bakın şimdi kenar sularımızı tamamlayalım yeniden görüşelim örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz. Bakınız 6 şer trabzanımız aralarına 3'er tane aşağıya trabzanlarımızı ördüm ve 3'er zincirimizi şimdi kenar suyumu hazırladım. Hemen 3 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 çekmiş olduğum zincirimi trabzanımın hemen yanındaki bölüme gelerek batıp şöyle bir sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve şuradaki görmüş olduğumuz gibi aralarında üçer zincirden oluşan 3 tane fıstığımı 5 defa sararak çekiyorum. 1 2 3 4 5 Önce sardıklarım, sonra zincirimle birlikte aldım. Araya 1 2 3 tane zincir. Aynı yere giriyorum. 1 2 3 4 ve 5 3'ünü çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 yani önce sardıklarımı çekiyorum ağzımız 3 demeye alıştığı için 2 3 4 ve 5 önce sardıkları sonra kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekip hemen trabzanlarımın bitişindeki zincire alttan sık iğne ile sabitliyorum Tekrar 1, 2, 3 tane zincir. Hemen bakınız bu kenardaki trabzanlarımın yanındaki zincirime sık iğnemle sabitleniyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve ortaya şuradaki gibi 3 fıstık, 3 zincirimi çekerek burayı da dolduruyorum. Fıstıklarımızı doldurduk. Yeniden 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen trabzanın dibindekine gelerek batıyorum. Sabitleniyorum bakın sık iğneyi 7'den 1, 2, 3 zincir çekip kenar suyumuzu örüyoruz. Ve böylece hiç farklı işlem yapmadan bu şekilde modelimizi kurarak ilerletiyoruz. Şimdi yeniden şu kenar suyumuzu tamamlayalım. Bir daha dolaşalım. Kenarımızı aynı şekilde örerek geldim. Şöyle burası arka yönümüz. Burası da ön yüzümüzdü. Arkadan devam ediyoruz. 3 zincirimizi çektik. Çektiğimiz 3 zinciri hemen alttaki ilk gördüğümüz zincire sık iğnemizi sabitleyelim. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Fıstığımın hemen yanındaki zincire sabitleniyorum. Ve sonrasında fıstık arasındaki 3 zincirlere sık iğne örüyorum. 3 tane ikinciyi ördüm. 3. ördüm. Diğerine geçiyorum. 1, 2 ve 3. Dışına bir tane sık iğne ve üçer zincir sıraya batıyorum 3 tane zincir hemen fıstığımın kenarına bir sık iğne ile sabitleniyorum fıstık aralarına üçer tane sık iğnemi çalışıyorum 2 ve 3 diğer zincirimin içine giriyorum 2 ve 3 fıstığımın dışarısına çıkıyorum bir sık iğne 1 2 3 zincir diğer tarafa geçiyorum 1 2 3 zincir kenar suyumuza geçiyoruz 3 tane yarım trabzanımız tek seferde çekiyorum araya 3 zincirimiz tekrar 3 yarım trabzanımız şeklinde bitiriyoruz bir zincirimi çektim ortaya geçişimi yapıyorum 1 2 3 iki tane yarım zincirimizle birlikte 3 oluyor araya yine 3 zincirimiz 1 2 3 yarım hepsini aynı anda kenarımızı tamamladıktan sonra 3 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 yeni zeminimiz için beylerden yuvalarımızı kurmaya başlayalım bu sıramızda 3 tane olacak hemen bakınız e, suyumuzun yanında 3 zincir çektik. Şuradaki sık iğnemin tepesine bir tane trabzanımı örüyorum. Rahat bir şekilde tepesine 2 zincir çekip aynı noktaya bir trabzan daha örüyorum. Ve bakın 3. sıramızın ilk yuvasını hazırladım. 3 zincir çekiyorum. Aşağıdaki sık iğnemin 3 tane sık iğne olan yerin ikincisine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ikinci sık iğneni yani ikinci grubun yine ortasına gelip atıyorum 1 2 3 zincir çekip bakın şuradaki kenarında üçer zincir olup sık iğnemin tepesine batıyorum 2 zincir ve vM örüyorum bakın ikinci V'mi de bu şekilde kurdum şöyle görelim modelimiz hep bu şekilde devam edecek bakın Yarım modelde olmadığı için kare olan da yani dikdörtgen olanında yarım modelimiz olduğu için yarımı ayarlıyoruz ama bu modelimizde her sıramızda bir tane artarak devam ediyor. 3er zincirimizi çekip sık iğnemin ortasına tekrar sık iğnemin ortası, 3 zincir ve buradaki sık iğnemin tepesine atıyorum ve V'mizi kuruyoruz. Üç zincirle kenar suyumuza geçişimizi yapıyoruz ve bu şekilde örerek biraz büyütelim. Birer birer artırarak modelimizi bu şekilde büyüttüm. Bakın çok güzel oldu. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir ve sizlerde çalışırsanız yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın.